Merhabalar, bugünkü aracımız 2013 model Audi Q3. Aracımızın orijinal ekranı gördüğünüz şekilde. Herhangi bir aracın orijinal kısmına müdahale etmeden Apple CarPlay ve Android Auto destekli özel bir interfez uygulaması yaptık. Aynı zamanda bir adet de geri görüş kamerası taktık. İlk önce ana ekrana dönerek yaptığımız araca kazandıklarımızdan bahsedelim. Şöyle direksiyon simidi üzerindeki nav tuşuna 2 saniye kadar basılı tutuyorum. Aracın orijinal ekranındayız. Aracın şu hali hazırdaki ilk günkü gibi özellikleri sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Sonrasında nav tuşuna 2 saniye kadar basılı tutuyorum. Bir konuyu atladım, onu söyleyelim. Aracın medya AUX kısmını aktif etmemiz lazım. AUX kısmında kalması lazım ki interfeysin sesi gelsin. Şu anda AUX kısmında bırakıyorum. Direksiyon simidi üzerindeki nav tuşuna 2 saniye kadar basılı tutuyorum. Apple CarPlay, Android Auto, bu her ikisi de kablosuz çalışabiliyor. Apple'dan ekran yansıtma kablosuz, Android'den ekran yansıtma kablolu. Herhangi bir HDMI kaynağından video girişi yapılabiliyor. USB üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor. Ön kamera bu araçta kullanmadık. Arka kamerayla, geri görüş kamerasıyla montajımızı yapmış bulunduk. İlk önce arka kamerayla başlayalım. Geri vites atıyorum. Kamera devreye giriyor. Otomatik. Aracın park sensörlerinin sesi gelmeye devam ediyor. İlgili diyaframda çizgiler gözükmüyor. Şu hareketler de trajektör hareketi de tekerleğe göre çalışmış oluyor. Boş adı ileri vites aldığım zaman otomatik kamera devreden çıkıyor. Şu anda araç hareket haline geçmediği için devreden çıkmadı. Şu tuşa basarak otomatik devreden çıkarmış oldum. Apple CarPlay kablosuz bağlanıyor. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz bağlı. İlk önce cihaza eşleştirilmiş ayarlardan cihaza eşleştirdik. CarPlay ikonu ilgili noktada aktif oldu. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Direksiyon simidi üzerinde bas konuş tuşumuz var. O da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda... Bir saniye. Buradaki hız tamamıyla telefonun internet... İlgilenmeye devam ediyorum. Telefonun internet hızıyla alakalı bir durum. Tekrar deneyelim. İstanbul'da hava nasıl? Bir saniye. Burada telefonun bağlantısında bir problem var zannedersem. Evet, 2G çekiyor. İstanbul'da hava nasıl? Bir dakika. İstanbul'da şu anda yağmur yağıyor ve sıcaklık 10 derece. Sıcaklık pek değişmeyecek. Ortalama 8 derece. Gibi kullanıcı artık direksiyon simidini elinden bırakmadan birçok işlemi ilgili noktadan bas konuş tuşuyla çalıştırmış olacak. Direksiyon simidi üzerine yine ses açma kapama sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bunu Spotify'da bir müzikle gösterelim. Kumandası üzerinde de ses açma kapama sorunsuz bir şekilde çalışmış oldu. Hatta sol taraftaki direksiyon simidini ilgili AUX kısmına getirirsek menüden direksiyon kumandasındaki şu tuşlarda ileri geri yapımımızı kolaylaştırıyor. Kullanıcının yani direksiyon simidini elinden bırakmadan birçok işlemi bu şekilde kullanıcı kullanabilecek. Cihazımızın Android Auto şu anda telefonumuza bağlı olmadığı için Android Auto'yu gösteremiyorum. Aynı kez aynı şekilde CarPlay gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bir de ekran yansıtmayı gösterelim. Böyle. Bu da kullanıcının telefon şifresini girmem lazım.
Telefona şifreyi girdim. Şu anda telefonumuz açık. Apple AirPlay moduna getiriyorum. Telefonun ekranını yansıtmak için ilgili aşağıdan yukarı kaydırıyorum. AirPlay seçiyorum. CarPlay bağlantısını kestim. Evet, böylelikle telefonun ekranı cihazın ekranına yansımış olacak. Buradan YouTube ve benzeri herhangi bir uygulamadan video açıldığı zaman otomatik kullanıcı karşısında görebilecek. Tam ekranda sorunsuz bir şekilde yapabiliyor. Bu şekilde görüldüğü gibi tam ekranda sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Tekrar ekran yansıtma moduna çıkardığımız zaman da back tuşunu iki defa dokunuyoruz. Ana ekrana dönecek cihazımız. Buradan Apple CarPlay'de geçmiş olabiliyoruz. Anlatmaya devam edelim. Apple CarPlay'i anlattık. Android Auto şu anda bağlı olmadığı için anlatamıyoruz. Apple AirPlay'i de anlattık. Ekran yansıtmayı. Bir de USB'yi anlatalım. Şu anda torpido içerisinde bir adet USB'miz var. Şu anda USB'miz. Flash bellek takılı. Flash bellek içerisinde videolarımız ve MP3'lerimiz var. İlgili noktadan. Tamamıyla orijinal ana ünitenin tuşlarını joystick gibi kullanarak buradan istediğimiz videoları ya da MP3'lere erişebiliyoruz. Burada şu anda USB'mizin içerisindeki klasörleri görüyoruz. Videoları açmaya devam edelim. Yüksek çözünürlükteki videolar da sorunsuz bir şekilde ekrana taşınmış oluyor. Direksiyon simidi üzerine de yine ileri geri şarkı atlatma gibi fonksiyonlar sol taraftaki tuşlar vasıtasıyla yapılabiliyor. Tam entegrasyon şekilde çalışabiliyor cihazımız. Şöyle videoyu gelip durduralım. Bir de aracı çalıştırıp bağlanma hızını kontrol edeceğiz. Çalıştırıyorum. USB'yi alalım. Apple CarPlay'deyiz. Geri vites kamerasını takalım. Geri vites otomatik devreye girdi. Trajektörler, bu çizgilerden bahsediyorum. Otomatik tekerleğin hareketine göre çizgilerde dönmüş oluyor. Park pozisyonundan çıktığımızı düşünüyoruz. Buradan Apple CarPlay ya da farklı fonksiyonlara erişim sağlayabiliyoruz. Böyle.